Arkadaşlar böyle santral etkileri de geçiyoruz. Onları zaten konuşmuştuk. Benzodiazepinler ve baklofen diye. Progabitatı ve gabaları beraber. Çekoştit atı ve gabaları evlisin beraber. Tizalidin tuz demiştim. Alfa 2 hatırla. Gabapentin pregabalin ne tipi kalsiyum kanal kol bloke ediyor demiştim. Plazma proteine bağlanmıyor. Vücutta böylece edilmiyor. Değil mi? O yüzden seviliyor. Hiçbir etkileşim yok. Rilizol ve idrosilamin hatırla. ALS'de kullanılıyor. Hatırla. Edarovan neydi? Oksidatif stresi ortadan kaldıran yeni ilaç. Hatırladın değil mi? Al sana ALS ilacı. Bak Edarovan gördün değil mi? Rilizol gördün değil mi? Kaçırma. Dantrolen demiştim. Bak hepatitoksi demiştim. Bak, hatırla. N tipi ve T tipi. Ziko Fenerbahçe şifa oldu N tipi. Kronik ağrıda intratekal kullanılıyor. Unutma. Değil mi? Flunarizin T tipi demiştim. Sakın unutma demiştim. Migrenin hem krizinde hem profilaksinde. Nusiner sen demiştin bak SMN proteini üretim için arttırdığı için antisens oligonükleotidi. Hatırla. SMA için hatırla onay almıştı. İntratekal demiştik süresi değil mi? İntratekal demiştik bu da. Nusiner sen SMA için onay almıştı hatırla. Alkolü zaten şimdi anlattık. Etilen glikol, etanol. Ne yapıyorsun? Zehirlenmesinde disülfüran vermiyorsun. Kömür vermiyorsun. Değil mi? Fomepizol veriyorsun. Ya metanol işte o sahte alkol olan. Etilen glikol antifriz olan. Etanol da normal alkol. Bırakmak için de tiamini anlatmıştık zaten. Bağımlılığın tedavisinde disifran var, natrekson var. Akamprozat en çok kullanılan NMDA'da da geçiyor. Evet arkadaşlar bu sayede de özetimizi yapmış olduk. Parkinson'u zaten konuştuk bir kısmını. Ders çalışmak için şimdi yazıyorsunuz. Ben sizin yazmanızı bekleyeyim. Sevimli'nin bir çocuğu var diye atmış ama bu çocuğu kim bulamadı? Ali Cenap bizi gece gece güldürdü. O eski konularda geçti sanki ama Ali Cenap ya. Bugünkü derste geçmedi. Arkadaşlar çalışmayla ilgili kısa bir şey söyleyeceğim. Hızlıca onu da açıkladıktan sonra yani Sevimel'in M3 manasında M3A reseptör M3 öyle hatırla sen onu bir en önemli kısım orada 3 çocuk M3 bak zaten yaparsın soru gelse ha biliyor musun aklında kalmış şimdi arkadaşlar çalışma stratejisiyle ilgili şunu söyleyeceğim Allah aşkına kromete tutun bak Allah aşkına diyorum açıyorsun kitabı 5 gün okumaya çalışıyorsun. Bir bakıyorsun 10 sayfa gitmiş. Ya böyle olursa kazanamazsın kardeşim. Kromete tutacaksın ya. Sen örnek veriyorum. Tamamen örnek veriyorum. 400 sayfalık bir kitap. Değil mi? Hocam 400 sayfalık kitabı sen bir haftada 5 günde bitirmen lazım 6 günde. Günlük 60 sayfa. 70 sayfa olsun. Bitti. 80 sayfa olsun hadi. 80 çarpı 5 400. Sen 80 sayfayı bitirmek için 4 saat kullanman lazım. Bitti. 20 sayfa 1 saat. Kromatik tutacaksın. O 1 saat o bitecek kardeşim. Ya anlamasan da oku. Orayı geç. Zaten böyle yaparsan 3 tekrar atarsın. Haksızsam söyle. Ama öyle yapmayıp anlamaya çalışırsan bir tur yaparsın. İlk okuduğun konuyla son okuduğun konu arasında 6 aylık süre olup sınava girmiş olsun o arada. Ya. Anlatabildim mi? Birinci taktik kesin kromatik kullanacağız. Kesin kromatik kullanacağız. Süreli çalışacağız. İkinci taktik hızlı okuyacaksın arkadaşlar. Takılmayacaksın detaylara. Geçeceksin. Üçüncü taktik farma mikro patoyu 4-5 tur atacaksın ardı ardına. Dördüncü taktik okuduğun bir şeyin üzerinden dersten sonra hızlı bir okuma. Üzerinden 15 gün geçti kısa bir okuma daha. Yüzeyen bile geçsen kalır aklında. Çok önemli yerleri, bakın her şeyi yazmaya çalışmayın. Yeni bildiğiniz bilgileri, spotları yazın daha mantıklı. 5. Klinikten bol bol soru çözeceksiniz. Yeni tetkik varsa, yeni tanı yöntemi varsa, tamam mı? Yeni tanı kriteri varsa bileceksin zaten. Mahmut hocanız da Ali hocanız çok güzel anlatıyor. Pediatri hocanız zaten çok kaliteli anlatıyor. Klinikte bunlara dikkat edeceksin. Temel nosyon hastalıklarla ilgili ve bol soru. Yandan sorusu olur, çıkmış soru olur. Ama temelde daha çok tekrar.
Yapışacaksın tekrarlar. Tamam mı? Aynı kaynağı sık sık tekrar. Aynı kaynağı sık sık tekrar. Ve kronometre tutacaksın. Benim tavsiyem şu. Temele mümkünse farmapatomikrobu. 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 4 tur, 3 tur at. Şu andan itibaren konuşuyorum. 3 tur, 4 tur atmaya çalış toplamda. Diğer iki işte biyokimya, anatomi, fizyoloji. Anatomi, biyokimya, fizyoloji. Bunları da en az iki tekrar atman lazım. Fizyoloji zaten diğer başlarda görmüş oluyorsun. Biyokimyayı da 2-3 tekrar attın ama bir tekrarını sona doğru yap gene. Çünkü ezber anatomi gibi o da. Ama farmapatomikrobu sonra bırakamazsın. Bunları içselleştirmen lazım. Klinik branşlarda da bol bol soru. Yeni bilgilere dikkat edin. Ama hep yeni bilgiler çıkmaz. Yani tüm sorular sanki yeni bilgilerden çıkıyormuş gibi bir algı. Son farma sınavında bakın istiyorsanız. Bizim notlarla tüm soruları yakaladık biz Allah'a şükür son sınavda. Bir önceki sınavda da bir iki tane yakalayamadık. Onu çoğu kişi yakalamadı zaten. Çoğu dersten de yakalayamadı. Ama çıkarımda bulunabilecek sorulardı onlar da. Hocam akşam bir dersi gündüz hasta aralarında hızlıca okuyorum. Hiç anlamaya çalışmadan okuyorum. Ama ekstra vakit bulamıyorum. Hafta sorularını iyi değerlendir. Ders boşluklarını iyi değerlendir. Sana tavsiyem şu. En güzel zaman kazanma yöntemi uyku düzeni ayarlamaktır. Ben sizin yerinizde olsam 11-11 çeyrekte uyurum. Hadi 11.30. Sabah 6-6.30'da ayakta olmanız lazım. Bakın 15 gün kendine buna alıştır. Dimdik ayaktasın. O 6.30'la mesaiye 8'de başlıyorsan 8.30'da ya da fark etmez. İkisi arasındaki o 1,5-2 saat var ya dünyanın en verimli saati. Net. Kortizol zirvede. Haberiniz olsun. Uyku düzeninizi düzeltin arkadaşlar. Lütfen ayrıntılarda boğulmayın. Ezbere atın. Ezbere atın için. Öğrenmek isteyince o branşı yazınca öğrenirsin her şeyini. Tamam mı? Arkadaşlar ve her branşa hak ettiği soru kadar değerler. Senin branşından 20 soru çıkıyorsa konulara böl. Hangi konuya kaç soru düşüyor o kadar soracaksın. Bitti. Onun diğerinden üstünlüğü yok. Arkadaşlar sizleri yordum. Biraz da uzattım. Ama bence hızlı tekrar iyi oldu. Parkinson'a giriş de iyi oldu bence. En azından hızlıca bir tak 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 yapmış olduk. Ben tekrar böyle yapardım sizin yerinizde olsun. Anlatabildim mi? Tekrar böyle yapmanız lazım. 10 dakika.